hareketler şu tarafa geç. İstersen kapıdan da şöyle geri gel. Kapıları gönlüm kesme. Değerli Yarbaşı'nın güzide insanları, hepinize hoş geldiniz der. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Değerli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler ve değerli basın mensupları, hepiniz evimize, yuvamıza hoş geldiniz. Onur duyduk. Bugün Yücel ailesi olarak toplandık. Değerli akrabalarımız ve değerli dostlarımızla hep birlikte karşınızdayız. Hepinizin bildiği üzere bir yerel seçim süreci yaşıyoruz. Bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün yaptığı haksızlık ve hukuksuzluk, Yücel ailesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimini esefle kınıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde hem yer başında hem de düz üstünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni boykot etme kararı aldık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi kısa bir tarih ve yaşanılan haksızlıkları anlatarak bu protestonun ayrıntılarını sizlere aktarmak istiyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye siyasi hayatında yasaklı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 Eylül 1992'de tekrar kurulmuştur. Ben de o yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin düz içinde kuruculuğunu yaparak 2 dönem onur ve şerefle ilçe başkanlığını yaptım. Daha sonra Karacaören, Karaçarlı Köyü ve Yarbaşı köylerinin birleşmesiyle Yarbaşı Belediyesi'nin oluşumuna ve akabinde Yarbaşı Belediyesi'ne 2 dönem başkanlık yaptım. Bu başkanlık seçimlerinde şu anki Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar bizzat karşımızda MHP'ye çalışarak muhalefetlik yapmıştır. Doğru. Aradan belli bir zaman geçince Mustafa Kaynar CHP'den aday olmuştur. Bizler partili olduğumuz için Mustafa Kaynar'a oy verdik. 2024 yılı yerel seçimler için halkın çağrısı üzerine en temel hak olan seçimle hakkı için partimden tekrar aday oldum. İşte tam bu haksızlık, usulsüzlükler bu arada başladı. CHP Genel Merkezi yar başında öz seçim kararı aldı. Demokratik olan buydu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü ve diğer adayı mevcut belediye başkanı Mustafa Kaynar'ın öz seçimde kararına uymadılar. Sebep olarak Yücel ailesinin parti üyesinin çokluğunu gösterdiler. Soruyorum, sizlere çok olmak veya güçlü olmak ne zaman suç oldu? Bizi derinden yaralayan ve üzen ikinci olay, 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi olan Yücel ailesinin fertleri bizzat mevcut belediye başkanı Mustafa Kaynar ve CHP ilçe teşkilatının hiçbiriyle şikayet dilekçesi verilerek oylarımızın düşürülmeye çalışılması oldu. En temel hak olan seçme hakkı gasp edilmeye çalışıldı. Türkiye'de belki bir ilktir Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin oylarını düşürmeye kalktı. Bu bir disiplin suçudur. Şikayet dilekçesi Cumhuriyet Halk Partisi il teşkilatına sunulmuştur. Fakat sonuç alınmamıştır. Bütün bu haksızlık ve hukuksuzluklardan dolayı temel haklarımızdan olan protesto hakkımızı kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlerde hem yar başında hem de düz üstünde boykot etmeye karar verdik. Bu karar hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yaşasın haklı mücadelemiz. Yaşasın halkımızın kardeşliği. Haklıyız, güçlüyüz. Hep birlikte kazanacağız. Gençlerimizle kazanacağız. Kadınlarımızla kazanacağız. Emmilerle, dayılarla kazanacağız. Dostlarımızla kazanacağız.
Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yani burada ilçe yönetimi... Hayır, biz yıllardan beri bu partiyle doğduk, bu partiyle ölmek isteyen insanlardık. Evet. Ama maalesef ki bize yeminimizi bozdurdular diyoruz. Evet, taram oldular bu aday belirleme konusunda. Evet, taram sizce oldular. Olmadılar mı? Evet, sizce açıktan olmamışlar gibi mi görünüyor? Açıktan taram oldular. Açıktan İlker Gürdün'ün yaptığını hepsi taramıydı. Askere askere kurdurmuş oldular. Evet, ordu kendi askerini öldürdü. Kendi oyunu düşündü. Yanlı ve kararlı davrandılar. Ailemizin büyükleri Alemcan'a söylemek istersiniz. Benim yaşım 87 yani, 87'ye girdim. Ben bu partinin neferiyim. Daha şu güne kadar daha başka partiye oy vermedim. Yalnız ki bunların yaptığına göre bu Düzüsünce ilçe başkanının, adamlarının, ilin, kendi Mustafa Kaynar da biraz şeylik yaptı, döneklik yaptı, karıştırdı ortalığı. Bunlara oy vermeyeceğim. Onlara Allah nasip etmemesin. Yeterken de Allah.